Allah yoluna. Derdine düşme efendim, yolundan şaşma. Derdine düşme efendim, yolundan şaşma. Hiç şerik koşma efendim Allah yoluna. Hiç şerik koşma efendim Allah yoluna. Yunus'un sözü efendim, gün olmuş özü. Yunus'un sözü efendim, gün olmuş özü. Kanallar gözü efendim Allah yoluna. Kanallar gözü efendim Allah yoluna. Efendim, pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı değerlendirip, çalışıp diğer insanlardan ondan öndedir diye bir meşhur düşünürün sözü var. Yani diğerlerinin boşa harcadığı vakti farklı bir değer anlamında kullanırsa o vakit onu başkalarının önüne geçirir. Bu akşam TRT Müzik ekranlarında, Bestehan'da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz tekrar. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. İşte söylediğim bu büyük düşünürün sözünden ilhamla bu akşam programı açmak istedim. Zira tanıdığım günden beri iş terbiyesiyle, disipliniyle, çalışkanlığıyla ve asla boş işlerle görmediğim zamandan beri sürekli mesafe kat etmiş, belki alanının dışından bile başlamış olduğu kulvarda bugün pek çok müzisyene örnek teşkil eden bir kıymetli dostla beraberiz. Doçent Doktor Murat Salim Tokaç, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Evet, öyle değil mi aslında? Ya şimdi tabii bana söylediğiniz ne kadar doğru onu bilemem ama gerçek olan bizim büyük böyle düşünür. Allah razı olsun. Yani dostların birbirine olan mukabelesi herhalde o. Eyvallah. Ama gerçek olan bir şey var. Biz hep büyüklerimizden, hocalarımızdan ve bize edilen nasihatların da en başında yazan, yani vakit en önemli kıymetli ve en kıymetli nakittir. Nakittir. Eyvallah. Onun için hani nerede harcadığımıza bakmak lazım. Harcarken nasıl kullandığımıza bakmak lazım. Dediğiniz doğru. Eyvallah. Onun için İnsanlar hayatlarına pek çok şey sıkıştırırlar. Evet. Aslında hayatlarında pek çok şey yaşarlar. Biz bazı insanların biyografilerini okuyunca deriz ki ya bu 60 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık hayata böyle bir şey nasıl sığar? Ama disiplinli çalışmak, vakti güzel tasarruf etmek, netice itibariyle herkes bu vakti geçiriyor. Herkes için öğle oluyor, evet, akşam oluyor. Ama o güne neler sığdırdığınız çok önemli. Ben tanıdığım günden beri gerçekten de bu böyle. Seyircilere söyledim, vicahen de tekrar edeyim. Yani iş disiplinine hayran olduğum insanlardan bir tanesi. Evet, sürekli çalışkan, sürekli efendim kesinlikle çok basit bir iş için bile yani bunu bir şeye getirelim, hallederiz gibi bir durum yok. Hemen şu anda hallolması lazım gibi bir durum. Ya şimdi, haksız mıyım yani? Ya herhalde doğru. Çünkü bu kişinin dünyaya gözünü açtığı günden bu yana hem birlikte olduklarıyla hem fıtratından gelen işte nakşolunmuş o kişiliğe her ne varsa oradakilerin ortaya çıkarken, büyürken, gelişirken sizin beraberinizde getirdiklerinizin sizden sonraya, yani bize nasıl kaldıysa bizden sonraya da kalacak şekilde hassasiyetle davranmak pratik şekilde. Ama onun ötesine hani çalışmak evet, ama hani kendi içerisinde bunu etrafınıza sıkıntı vererek yapıyorsanız o da bir başka bir mesele. Evet. Ama bunu yaparken o disiplin içerisinde işin gereğinden dolayı bunu hal diliyle anlatabiliyorsanız o zaman bizim ekip çalışması dediğimiz beraberinizdekiler, evet, ve sizinle birlikte olmak isteyenlere de bir neşe kaynağı olabilir belki. Zira musiki de bir ekip çalışmasıdır, evet, her zaman. Evet. Yani sizi taksimden sonra karşılayacak olan sazlar, koro, ne bileyim tabii, heyet. Tabii. Bu önem arz ediyor. Siz köken itibariyle aslında tıp kökenlisiniz. Hı.
Oradan, öyle sayılır. Yani 19 Mayıs tıp diye biliyoruz. Doğru. Bu konuyu açmadan önce bir eser gönderelim isterseniz. Nasıl isterseniz. Sonra siz tamburunuzu alın. Muhabbet güzel başladı. Evet. Allah yoluna deyince oradan başka bir diyeceğimiz yok. Allah hayırmasın. Bir Acem makamında bir eser seyircilerimize takdim edelim. Bu Şeyh Galip'in yani. Hazreti Mevlana için yazmış olduğu "Efendimsin cihanda itibarım varsa aslında sendendir, meyane aşıkanda iştiharım varsa sendendir." Lütfederseniz tamburunuzu da Hacı siz... Fahin, evet, Hacı Fahin, Fahin Bey'in de bestesinde. Evet, evet, evet. Peki, memnuniyetle. Tamburla girelim efendim. Biz böyle sadece tambur ses olarak bir farklılık olsun. Bakalım bu programda. Teşekkür ederiz efendim. Elinize sağlık. Bestehan, böyle ilk kez bir konuğun icrasıyla birebir
icraya şahit oldu. Teşekkür ederiz o bakımdan. Ben teşekkür ederim. Yani evet. Güzel. Bizim evet, için de böyle bir unutulmayacak an oldu. Diyelim. Esasında bu tür programlar tarihe düşürmüş olan birer not gibi evet, oluyor. Evet. Hatırlarsanız sizinle daha evvel çokça televizyon programları yaptık. TRT'de yayınlandı bunların hepsi. Dahil. O icra ettiğimiz eserler şu anda zaman zaman bir yerlere konsere gittiğimiz zaman veya bir meclise gittiğimiz zaman birinin cep telefonundan kayıt dinletiyor. Şöyle bir şey okumuştunuz diyor filan. Bunlar gerçekten mühim. Ya şahsımızın ötesinde kalıcı olması itibariyle demin söylediğiniz gibi tarihe evet. düşülen not tam anlamıyla memnuniyet verici olan o. Yani bir kere orada dinlemiş veya sadece orada bulmuş. İlk kez belki dinlemiş. Ve ondan ilham alarak bu okyanusa dalmış. Evet. Bir noktada. Evet sevgili dostlar. Destan'da Murat Salim Tokaç'ı ağırlıyoruz. Tabii bir de resmi vazife var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. Çok da uzunca ismi var hocam. Yani bir tarafta devam ediyor. Yani bizim mesuliyetimiz neyse onlara da vereceğimiz hizmetler süresince, emanet edildiği müddetçe devam Eyvallah. Edecek. Aynı dediğiniz gibi sözün başında, sohbetin başında ciddiyetle ve emanete hıyanet etmemek düşüncesiyle her işte olduğu gibi takdiri Eyvallah. Yine sevenlere, dostlara veya bu işle ilgilenenlere aittir. Evet ama sizin gönül verdiğiniz ve emek, ciddi bir emek verdiğiniz esas İstanbul'da kuruluşundan itibaren başında bulunduğunuz topluluk, uygulama Hasbel topluluğu Kadir. Diye evet. bilinen topluluk. Yani isim gene biraz uzun ama mecbur kaldık. Çünkü zamanında onu kurarken bir tarafında da oluşumu olacak ve inşallah önümüzdeki günlerde de onların da müjdesi hep birlikte verilir. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu. Aslında sanatkarlarını öteden beri tanıdığımız arkadaşlarımız, Hı-hı. dostlarımızdı. Ama yeni bir birlikteliğe ve yeni bir kendisine yol çizerek, bu topluluğun amacını ortaya koyarak uygulamaya geçirmek istemiştik. O da takdir oldu. Ve onun neticesi belki sohbetin devamında gelir. İnşallah. En azından yerine gelmenin gönül rahatlığı içindeyiz. Çünkü arşive yönelik özellikle kayıtlar yapmak üzere kuruluşunu amaçlamıştık. Hı-hı. Bugünlerde de onun en azından bir parça, bir nebzecik olduğunu görüyoruz. Burada hemen bir kısmı. Lütfettiniz bu akşam getirdiniz. Itri'yi görüyorum. Evet. Efendim. Tambur Cemil Bey evet. var. Ali Ufki dönemine Ufki ait. Yani, erken müzik. Saray dönemi müziklerinden. İşte gayrimüslimler var. Belki saz eserleri var. Saz eserleri var. Evet. Yakın dönem. Bir de tabii. İşte bestekarlar serisi. Evet. Cüneyt Bey'in aziz hatırasını evet. iade etmişsiniz. Pek çok çalışma. Bu topluluğun aslında kuruluş felsefesi de biraz. Buydu. 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 Yani yerine getirmiş olmanın en azından hani bunu duyurabilmiş olmanın ve sonraki nesillere aktarabilip bunun devamının yapılabileceğini göstermek adına Eyvallah. Güzel oldu. Biraz önceki bölümün sonunda bir küçük soru işareti bırakarak geçmiştik evet. hatırlarsanız. Alan dışı musiki şanslar... Gibi duruyor aslında diyorum ben de mahsus. alan dışı müzisyenlerimiz, olarak. Müzisyenlerimiz var ve... aslında bunlar bizim musiki hayatımızda Az çok değil. Önemli yerlerde evet. ve başarılı insanlar. Evet. Bizim yaşayanlarımızdan Allah ömür versin Alaaddin Yavaş'a bunlardan bir tanesi. Hocamız. O da sizin meslektaşınız. Evet. Tıpçı. Büyüğümüz. Bir değil mi? Hekim ağabeyimiz, tıp doktor evet. ağabeyimiz. Allah selamet versin, ömür nasip etsin. Bunlar şimdi illa öyle olsun diye bir kaide yok. Şunun için ben bu mevzuyu Tabii. açmak istedim aslında. Alan dışından Hı-hı. olup da musikiye gönül vermiş, mühendislik okuyor çocuk ama evet. gönlü musikiyle birlikte. Hani kendi mesleğini yaparken bir süre sonra herkesin başında Baba Tokaç gibi birisi olmayabilir ama rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Doğru. Ya bu tamamen bizim doğuştan bize verilmiş olan kabiliyetin değerlendirilmesi. Elbette. Gönlün oradaysa ondan çıkamazsın ama bunu yıllar içerisinde aynı zamanda kendine dert edinip birazcık işin teorik kısmıyla da, nazari kısmıyla da pratikle birleştirip bir noktaya getirebiliyorsa o da kazanılmış yetenek dediğimiz ya da kabiliyet dediğimiz sonradan bunu bir daha prensip dairesi içerisinde uygulamakla. Ha bu da gene söylediğimiz gibi vakti planlı ve değerli evet. kullanabilmek durumuyla ilgili söz sanki. Açılmışken teğet geçmeyelim. Merhum babadan da küçükçe bahsedelim çünkü onun benim bilebildiğim kadar çok küçük yaşlardan itibaren sizin hem ney ve hem Tabii. tambur icrası üzerinde ciddi etkileri var.
bunu dinleyen, yani destanı benim, dinleyen evet, evet. Gençlere örnek teşkil etsin diye. Yani gibi dememin oradaki o kelimeyi koymamın amacı oydu. Aslında espri tabii. Ama gerçek payı şu. Yani doğduğum gün aslında anne karnından başlayan dönemle o musiki eğitimine başlatılan bir ailede dünyaya geldim. Kendisi de hekim, askeri bir hekim. Yıllarca bunu sorumluluğunu bilinciyle yaptı. Ama yıllar sonra emekli olup bütün kimliklerinden muayenehanesini de bir meşkhane gibi 7'den 70'e herkese açmıştı. Onu zaten siz biliyorsunuz. Evet, Samsun'da. Dolayısıyla böyle bir aile ortamında gözlerimi dünyaya açtığım için musikiyle tanışmam hekimlikten daha önce oluyor. Evet. Ama günü geldi, biz babadan ya da etraftan görüp mesleki eğitimi de o yönde ideal edinince musiki zaten yanı başında ilerleyen veya o estetik dediğimiz duygular gelişerek bizimle birlikte büyüyen bir durum eyvallah, oldu. Eyvallah. Efendim şimdi müsaadenizle biz bir şöyle Kerbela ve Necef çöllerine doğru gidelim. Hem musiki tarihimizde hem edebiyat tarihimizde çok mühim yeri olan Hazreti Fuzuli. Biz onu Leyla Mecnun'dan, Su Kasidesi'nden tanıyoruz. Ama bu sefer çok farklı bir eserle ondan bir dörtlüğü dinlemiş olacağız. Ben ruhi revanı Mustafa'yım. Ben rahatı canı Murteza'yım. Mazlumu garibü zarü hayran. Maktuli şehidi Kerbela'yım. Bu eser Hadigatü Süeda. Yani kemale ermişlerin bahçesi ya da gülzarı gibi tercüme edilebilir. Fuzuli'ye ait maktel sadedinde yazılmış bir eser. Kendinden sonra yazılmış pek çok maktele de örnek teşkil etmiş bir eserdir. Hadigatü Süeda. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ve yanındaki şehit edilenlerin oradaki hallerini tasvir ederek bütün o Kerbela hadisesini bize hem yazılı kaynaklarda nakledilen hem de şifahi kaynaklarla bugüne kadar intikal etmiş olanları toplayıp önümüze koyan bir kitaptır Hadigatü Süeda. Buradan bir Muharremiye sizlere takdim edeceğiz ve arkasından da Niyazi Mısri'yi diyeceğiz efendim. Buyursunlar. Ben ruhi
Teşekkürler efendim. Ağzınıza sağlık, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Bu Suzdil makamının yakıcılığı, bir de ilk eser özellikle böyle Suzdil'in uzun sesleri arka arkaya gelince gerçekten o Kerbela'yı sanki yeniden kavurarak yaşatıyormuş gibi. Zaten Fuzuli de öldükten sonra, Allah rahmet etsin, yani 1556'da vefat etmiş, hiç yerinde rahat bırakmamışlar. Ya. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in hemen kabrinin gölgesinde metfun, ama 1984'te bir Saddam bir yıkmış orayı, düzlemiş. Sonra kemiklerini almışlar, bir mescide nakletmişler. Orada bir süre sonra Azeriler bağımsızlığını kazanınca demişler ki bu bizim şairimiz, bize bunu verin. Oysa kendi vasiyeti de güneş doğduğunda onun gölgesinde kalacak şekilde Hazreti Hüseyin Efendimiz'in yanında olmak. Ama sonra 1994'te işte Azerbaycanlılar çok ciddi baskı yapınca artık Irak yeniden aynı yere kabir yapmak zorunda kalmış.
Daha da yeni taşındı aslında. 1995'ten itibaren. Yeni sayılır. Evet evet. Orada şey yapıyor. Kabrinde duruyor kemikleri. Yani Fuzuli'de hayatı okunması gereken ve bizim kök hücrelerimizi temsil eden önemli bir şahsiyet diyelim. Azizim, sizin çalışmanız var. Bir tarafta koro görevi var. Bütün emeğinizi, gönlünüzü verdiğiniz ve nasıl bir çalışma temposuyla çalıştığınızı ben şahidim yakından biliyorum. Bakanlıktaki vazife var. Genel müdürlük, orası da Türkiye'deki bütün klasik koroların idare edildiği, halk müzik koroları, değil mi? Branşların. Bütün branşların hatta. 28 koro, evet. Topluluk, orkestra, 28 tane, 13 ilde, 14 ilde 28, evet. Sanat birimimiz. Bunların idaresi var, bunların hepsinin sanat programları var. Tabii bir de akademik çalışma. Evet. Oraya orası biraz daha es geçiyoruz orayı, biraz konuşalım. Şöyle aslında o bir iddia değildi şahsi anlamda. Benim tabii yine başa döneceğiz ama. Hekimlikteki kariyer ve doktora ya da ihtisas neyse, mikrobiyoloji malum, o zaten bir ölçüye kadar tamam olmuştu. Belirli bir yaştan sonra, hatta son dönemde bizle birlikte artık bu işi biraz daha, hani hoca sıfatı demeyelim de rehber diyelim. Bize kapılanmak isteyenlerin, bizimle birlikte çalışmak isteyen arkadaşların ya da görerek bizden birazcık daha nasiplenmek ve bizim rehberliğimizin ne olduğunu bilmek isteyenlere, sadece yine üzerine basarak söylüyorum, olağanüstülük değil, vakti değerli kullanabilmek ölçüsünde bunları yapabilinecek olduğunu göstermek adına başladım. Yani bir ispat da değil, iddia da değil, herhangi bir ihtiyaçtan da değil. İnsanın içinden gelenleri vakit doğrultusunda yapılabilecek olduğunu. Hani bazı arkadaşlarımız malum. Tabii olarak akademik yabancı dil eksiğinden. Bazı arkadaşlarımız ya nasıl olsa hani ben bunu yapmak istiyorum ama vakit bulamıyorum. Bazıları artık yaş kemale erdi olmaz dediği için bahanenin olmayacağını ya da hani buna başlayıp başlamak bitirmenin yarısıdır misali, atasözü gibi, yapılabilecek olduğunu hangi yaşta olursa olsun için gösterelim ki bizden sonraki gelecek olan neslin bunu bir hakkın yerine getirmesi. Yoksa hani bizim yaptığımız atla deve de değil. Bir noktadan sonra ihtiyaç da değil. Çünkü nice akademik dünyada 3'e 5'e 10'a katlayacak arkadaşlarımız mevcut. Yine birlik ortak dostlarımızdan olanlar da bunların isimlerini çok iyi bildiklerimiz. Elbette buradaki zaten bu işin önemi şuradan kaynaklanıyor. Diğer vazifelerin tamamının yanında böyle de bir yolun açılıp buranın olabileceğini yeni gelen nesle göstermiş olmak. Doktoradaki çalışma ana özet olarak neyden bahseder? Benim doktoradaki sürecim Marmara'da yaptım. Marmara'da yine ortak dostumuz, takip ettiğim için biliyorum, program konunuz da oldu. Evet. Onun esprisiyle söyleyeyim, hangimiz hoca hangimiz talebe diye anlayamıyorum diyordu ara sıra çünkü. Hani arkadaşlıkla bir taraftan olunca tabii disiplini kaybetmemek lazım. Ahmet Hakkı Turabi tez danışmanlığım. Eyvallah. Ve hocam. Yani o başka bir şey. Dolayısıyla ITRI'nin bestekarlığını merkeze alarak öncesi ve sonrası dönemde 19. yüzyıla kadar Rast makamı ana unsurlarını ve ana dizisinden yola çıkarak veya seyriyle değişime uğrayıp uğramadığını veya nereden nereye geldiğine ait bir genel bakış çalışmasıydı. Eyvallah. İçinde icranın da yani nazariyat olduğu kadar, çünkü Turabi Hoca özellikle hani senin icracılığından bize kalacak bir şeyler olması lazım dediği için bu yöne ve böyle bir doçentlik. Konuya. Doçentlik. Şöyle bir ters durum oldu. Aslında doçentlik mi önce, doktora mı önce falan deyince, doçentlik de bizim alanın yine daha çok bizim senfonik müzik ya da batı müziği standartlarındaki solistlik ya da icracılık alanındaki bildiğimiz şartlara haiz olmanın bizim tarafta da olabileceğini göstermek adına müzikolojiyle birleştirdiğimiz bir paylaşım oldu. Ben bir küçük soru soracağım ama hemen sizin... solo olarak icra edeceğiniz tamburla bir Hüzzam Saz Semaisi'ne geçeceğiz. İnşallah. Günlük olarak tambur veya ney çalışır mısınız? Tabii mutlaka. Yani o bitmeyecek bir aşk. Bitmeyecek bir sevda. Şimdi. Neden? Çok özür dilerim. Yani belki uzatıyorum. Gevezeliğimi hoş görün. Çünkü bunun öyle bir vakitle, saatle ya da hani günün şu saatlerinde ele aldım. Ya da bunu ben mesai edindim de mesai içerisinde alıp bırakırım değil. Ben yıllarca işte ta çocukluğumdan beri ve ağır tıp eğitimi süresince de herhangi bir meta karşılığı ya da maddi karşılık olmadığı durumlarda da
Ben bunu hani mesaim o yönde değildi. Ama yine hangi vakitte buluyorsam. Yani bu gece 2 ise gece 2'dir. Eyvallah. Yani komşularım ona alışık her neden bunu sordum? Şöyle bir söz hatırımda kaldı benim. Diyor ki bir konuda uzmanlaşmış bir konu üzerinde artık kendisini ispat etmiş bir kişi. Eğer ben bir gün çalışmazsam kendim bunu hissederim. Evet. Eğer 2 gün çalışmazsam eşim hisseder. Evet. Bir hafta çalışmazsam dostlarım hisseder. Tabii. Şayet 6 ay çalışmazsam artık gitmeye, eleştirmenler de anlar bunu yani diyor. 6 aya gitmeye gerek yok. Gerek ondan sonra bırakılır. Ya bu doğru bir şey. Neticede emeğinizi verdiğiniz bir noktaya getirdiğiniz kabiliyet ya da o ürün oraya kadar geldi ama ondan sonrasını korumak için hassasiyetin daha çok üst sınırda devam etmesi. İyi kalabilmek için iyi çalışmak lazım yani, hala. Kesinlikle. Buyursunlar kardeşim. Efendim. Biz icra diyorsunuz. İcra diyeceğiz. Şimdi efendim 3 tane eseri aslında birbirine bağlamış olacağız sevgili seyirciler. Bestehan'da Murat Salim Tokaç ile beraber 1. bölümde kendisinden Refik Fersan'ın Hüzzam Saz Semai'ni dinleyeceğiz. Arkasından Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin bir Naat-ı Şerif, Nutku Şerif'inden Bendeniz Kaside icra edeceğim. Arkasından da yine beyefendinin talebeliğini ettiği ve ondan feyiz aldığı Cinüçen Hoca'nın, Cinüçen Tanrıkor'un bir güzel Hüzzam eserini icra edeceğiz. Geçmeden önce herhalde güzel bir tambur ahengini duyacağız. Bakalım. Eyvallah. Nasıl? Thank you.
meşyette teşekkür ederiz. Bizim heyetimiz böyle coşkun eserler olunca biz burada kıpır kıpır oluyoruz. Herhalde seyircilerimize sormak lazım nasıl durum diye. Efendim elinize sağlık. Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Hem bizim için örnek bir icra hem seyircilerimizden bu işe meraklı olanlar için ve bizi izleyenler için güzel bir hatıra bıraktınız bizlere. Eyvallah. Program tabii yerinde durduğu gibi durmuyor. Zaman içinde biz mümkün olduğunca çok şey sıkıştıralım istiyoruz. Biz evdeki gibi sohbete devam edeceğimizi düşünüyoruz. Düşünüyoruz ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Mahdut her şey oluyor. derim ki bülbülüm altın kafeste desek hep birlikte siz yine neyle mi eşlik olur, edersiniz? Peki. Haydi bakalım. Peki. Bülbülüm altın kafeste diyelim. Efendim güzel bir türküyle devam ediyor Bestehan bu sefer. Biliyorsunuz bizim programlar içerisinde sevgili seyirciler zaman zaman türküler de hatta bazen marşlar ve çocuk eserleri de yer alıyor. Bu sefer şöyle bir Rumeli yöresine doğru gidelim. Oradan nefeslenelim. Buyursunlar. Thank you.
sana aldanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Çok teşekkür ağzınıza ederiz. Ağzınıza sağlık. Efendim siz neyi bırakıp tamburu alsanız biz son sizinle bu misafirliğin armağanı olarak bir Mildan Niyazi şarkısı okusak. Ondan sonra da veda etsek seyircilerimize. Mm-hmm.
cefa. Teşekkür ederim. Hepinize sağlık. Evet efendim. Bestahan'ın sonuna geldik bugün de. Sizlere bir güzel Yunus sözüyle veda edeceğiz. Bugün Bestahan'da TRT Müzik ekranlarında bir güzel dostu, konuğu ağırladık. Murat Salim Tokaç. Sohbet ettik. Efendim, sazının ahenginden istifade ettik. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri mutlu etti gelişiyle. Umarız kendisi de mutlu olmuştur. Efendim, hiç bitmese diye böyle mutluluğumuzun ifadesi yeterli mi bilmiyorum ama. Eyvallah. Nice güzel programlar ve bizden sonrakilere ne kalacak düşüncesini ve derdini yaşamayacak kadar içimizin rahat ettiğini söyleyerek huzurlu ve mutlu bir şekilde ayrılarak giderim. Çok burada. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Benim sizin hayatınıza ve çalışma disiplininize programın başında vurgu yaptığım gibi biterken de vurgu yapmak istiyorum. Eyvallah. Çünkü hiçbir başarı tesadüf değildir ve iyi ve muhteşem arasında öyle bir söz vardır ya, tek fark vardır, o da muhteşem biraz daha fazla çalışılmıştır. Sanki. Evet. Sanki. Evet. İyi de belki güzeldir ama muhteşemle işte arasında kelime farkı var ve çok büyük bir içerik farkı var. Ya hep birlikte işte o en iyi, en muhteşem neyse onu aramak yolunda cefa, vefa hepsi bir arada devam edecek. Biz tabii bu programda sözünü etmek istediğim mesela sizin Cinüçen Bey'le olan talebelik hocalık münasebetiniz ve ondan feyziniz var. O rahmetle yad ediyoruz. Konuşamadık ama inşallah başka bir program. İnşallah nasip kısmet olur. Çok en azından besteleriyle, sözleriyle eyvallah. Hatıraya vesile oldu. Eyvallah. Kutlamaya. Ayaklarınıza sağlık. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Efendim. Evet sevgili dostlar, TRT Müzik ekranlarında bir bestehanın daha sonuna geldik. Musiki heyetimizle beraber, sazımızla, sözümüzle, hanendelerimizle, sazendelerimizle, yayın ve yapım ekibimizle, ekranda görünmeyen o vefakar dostlar, cefakar dostlar ve tabii siz bize her ekrana çıktığımızda dua ile gönlünüzde muhafaza ettiğiniz kıymetli seyircilerimiz, hepinize veda ederken sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Kalın sağlıcakla, önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Canlar canını buldu, bu can.
canlar canını buldu, bu canım yama olsun. Issız yandan geçtim, dükkanım yama olsun. Issız yandan geçtim, dükkanım yama olsun. Kedim Allah, 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 Rahim Allah, Allah, Allah. Kerim Allah, 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 Rahim Allah, Allah, Allah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Muhammed Resulullah, Allah, Allah, illallah. Nur Muhammed sallallahu. Allah.